5 4 3 2 1 Bu geri sayımı defalarca duyduk. Dünyaya dışarıdan bir hakimiyet serüveninin son saniyelerini gösterir bu rakamlar. Bir uydu gönderirsiniz ve yeryüzünü avcunuzun içi gibi izlemeye başlarsınız. Ya da iletişim kapasiteniz kat kat artar. Yani uyduların birçok farklı görevi var. Ama hepsinin ortak özelliği uzaydan sizin kara hakimiyetinizi arttırmaları. Bu yüzden de yüksek teknoloji gerektiriyorlar. Tabi haliyle her devlet bu konuda söz sahibi olamıyor. Türkiye söz sahibi mi derseniz henüz değil diyebilirim ama o yolda hızla ilerliyor. Teknolojinin birçok alanında olduğu gibi bu alana da çok geç giriş yaptık. Serüveni zaten birazdan konuşacağız çünkü bugün bu videoyu hazırlamamı sağlayan gelişme bahsedeceğimiz serüvenin son başarısı oldu. Türkiye'nin 8. uydusu TürkSat 5B uzaya başarıyla fırlatıldı. Bugün hem Türkiye'nin uzay macerasını hem de yeni uydumuzun bize neler katacağını konuşalım. Türkiye yeni uydusu olan TürkSat 5B'yi uzaya gönderdi. Amerika'daki bir uzay üstünden atıldı 5B. Devlet yetkilileri de aynı tesiste fırlatma işlemini canlı izledi. Yeni uydumuz ülkemizin iletişim kapasitesini 15 kat arttıracak. Çünkü 5B, TürkSat uydu filosunun en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri diğer haberleşme uydularımızdan çok daha üstün seviyede. 4,5 ton fırlatma ağırlığı ve 15 kW güç kapasitesi bulunuyor. 5B fırlatılırken SpaceX firmasının Falcon 9 roketi kullanıldı. Burada kısaca değinmemiz gereken bir Elon Musk detayı da var. Musk Türkiye ile uydu anlaşmasından dolayı çok baskı gördü Amerika'da. Türkiye karşıtı lobiler aynı anda harekete geçip baskı yapmaya başladılar. Mesela Ermeni lobisi inanılmaz organize şekilde şirketi e-posta yağmuruna tuttu. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini hatırlattılar. Birbirinin aynısı olan binlerce e-posta farklı hesaplardan aynı saatlerde SpaceX'e gönderildi. Tabi bu baskı sadece e-posta atmayla kalmadı. Bahsettiğim lobiler siyasi güçlerini de kullanarak maska şantaj yaptılar. Türkiye ile olan anlaşmayı iptal etmesini istediler ama Elon Musk takdir edilecek şekilde bu baskıya boyun eğmedi. Onun dik durması önemliydi çünkü TurkSat 5B Türkiye'ye ciddi bir iletişim kapasitesi katacak yeterlilikte bir uydu. Bu uydu sayesinde internet erişiminin kısıtlı olduğu Karadan internet ulaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde internet hizmeti sağlanacak. Özellikle deniz ve hava taşıtları için çok faydalı olacak bu gelişme. Yeni uydumuzun kullanım ömrü 35 yılın üzerinde. Daha da güzel kısmı şu ki TürkSat 5B ile birlikte ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar da uzaya gönderildi. Yerli endüstri katkı programı kapsamında Türkiye'de üretilen bazı haberleşme ekipmanları bu uyduda kullanıldı. Mesela Aselsan tarafından üretilen bir alıcı verici sistemi uzayda yerini aldı ve tarihe geçti. Bizim şu ana kadar gönderdiğimiz uyduların çoğu alçak yörünge uydularıydı. Yüksek yörünge yani 36 bin kilometre uzaklıkta ilk defa bir yerli ürün test edilmiş oldu bu şekilde. Bugüne kadar yapılan bütün kriterleri geçti ve şu anda TürkSat 5B'nin üzerinde. Bu gelişme Türkiye'nin uzay ekipmanları ihracatı için çok çok önemli. Çünkü hiç kimse uzayda zaman geçirmemiş bir ürünü satın almaz. Buna tarihçe deniyor. Türksat 5B ile Aselsan'ın ürünü artık tarihçe kazanacak. Yani bundan sonra yapılacak diğer ülkelerin uydularında Aselsan'ın bu ürünü kullanılabilir olacak. Türkiye bu noktada bir risk aldı. Yerli ve milli üretimi desteklemek adına bunu yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Bu sayede Aselsan bu ürünü dünyanın çeşitli ülkelerine satabilir hale gelecek. Bunun da ekonomiye çok büyük katkısı olacak. 5B'nin kapsama alanında çok geniş Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı. Basra Görbezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri de içeriyor. Yani Türksat 5B'nin Türkiye'ye katkısı gerçekten çok büyük. Ayrıca bu uyduyla birlikte Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı da 8'e çıkmış oldu. Bu bilgiyi vermişken hem diğer uyduları hem de Türkiye'nin uzay serüvenini konuşalım biraz. Dünya uzay serüvenine başlayalım çok oldu ama Türkiye bu konuda daha yeni diyebiliriz. Gerçi teknolojinin her alanında maalesef durum bu. 30 yıl önce dünyada teknoloji alanında yoktuk. 70'ler ve 80'lerden itibaren Özellikle savunma sanayinde şirketleşmeye başladık. O yıllar çalışma yok gibi bir şeydi. 20 yıl boyunca sadece altyapı kurulmaya çalışıldı. 90'larda çok yavaşta olsa çalışmalar başladı. 2000'li yıllarda Türkiye teknoloji alanlarında atağa kalktı. Ama özellikle 2010 sonrası tam anlamıyla koşmaya başladık. Yani Türk savunma ve teknoloji sanayi için 70'lerle 80'ler doğum, 90'lar emekleme, 2000'ler yürüme, 2010'lar koşma evresi olarak kabul edilebilir. 2020'ler zaten uçma evresi. Çok hızlı girdik bu döneme. İşte bu sanayileşme serüveninin yanında uzayda var olma düşüncesi Türkiye'de 1960'lardan beri hep vardı. Ama o dönemlerde ülkede ne huzur ne istikrar vardı. Bu yüzden ilk uydu. Yani TürkSat 1B 34 yıl sonra yani 1994'te fırlatıldı. Neden ilk uydu 1A değil de 1B diyebilirsiniz tabi. Aslında ilk uydu 1A ama o uydu başarısız oldu. 1994'ün Ocak ayında Fransa'dan fırlatıldı. Fırlatıldığı roketteki teknik arıza yüzünden okyanusa düştü. Bu yüzden ilk başarılı roketimiz aynı yıl fırlatılan Türksat 1B oldu. 1B'nin görevi 12 yıl sürdü. 1B'den sonra 1996 yılında 1C, 2001'de ise 2A yörüngeye yerleşti. Yaklaşık 15 yılda hepsi ömrünü tamamladı. Şu ana kadar bahsettiğim uydular televizyon yayını yapan öncülerdi Türkiye için. Onların yerini de hala aktif olan 4 uydu aldı. 2008 yılında Türksat 3A fırlatıldı. 2014 yılında ise 4A bu gelişmeler Türkiye'deki televizyon yayıncılığının ayaklarının yere sağlam basmasını sağladı. Bugün hala 400'den fazla televizyon kanalının yüzde %80'i yayınını Türksat 4A üzerinden yapıyor. 2015 yılında Türksat 4B de uzaya gönderildi ve 3 aktif haberleşme uydusuyla yere iyice sağlam basmaya başladık. Bu yılın başında 8 Ocak'ta da Türksat 5A fırlatılınca aktif haberleşme uydusu sayımız 4'e çıktı. 5B ile hem bu sayıyı 5'e çıkardık hem de uzaya 1 yılda 2 başarılı uydu gönderen nadir ülkelerden biri haline geldik. Şimdi haberleşme uydusu kategorisinde sıra 6A'da. O en özel çalışma olacak çünkü o yerli bir uydu ve şu an üretildi. TÜBİTAK Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluş çalıştı bu uyduda. Fırlatıldığında dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacağız. Önümüzdeki yılda onun fırlatılması planlanıyor. Tabi sahip olduğumuz bütün uydular haberleşme uydusu değil. Bölgemiz açısından bakarsak en az haberleşme uyduları kadar önemli bir de gözlem uydularımız var. Bu uydular afet izlemeden tutun da istihbarata kadar birçok önemli alanda hizmet veriyorlar. Tabi bunlar haberleşme uyduları gibi binlerce kilometre uzaklıktaki yörüngelerde hizmet vermiyorlar. Kaliteli görüntü alabilmek için 400 ile 700 kilometre arası yörüngelere yerleştiriliyorlar. Bölgemizdeki tehditlerden dolayı bizim için çok önemli olan gözlem uydularının ilki olan Bilsat, 2003 yılında fırlatıldı. Küçük bir uyduydu ve ömrü sadece 3 yıldı. Ama Türkiye'ye ciddi bir tecrübe kazandırdı. Bu tecrübeyle uzaydaki gözlerimiz yıllar içinde kat kat arttı. Bu süreci de RASAT uydusu başlattı. RASAT Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olduğu için yeri çok özel. 2006 yılında çalışmaları başladı ve 2011'de Rusya'dan fırlatıldı. 3 yıl ömürlü üretildi ama 10 yıldır görevine devam ediyor. Çözünürlüğü 7,5 metre ve en önemlisi dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor olması. Rasat'tan 1 yıl sonra yani 2012'de de yüksek çözünürlüğe sahip Göktürk 2 uydusu yörüngeye yerleşti. 2016 yılında da Göktürk bir Türkiye'nin gözlem uyduları ailesine katıldı. Bu konuda bölgemizde söz sahibi olmaya başladık. Şimdi de bu uydulara İmece uydusu katılacak. Haziran ayında son montajı yapıldı. 2022 yılı içinde o da fırlatılacak. İmece'nin görüntü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılandı. Yaklaşık 1 metre çözünürlüğü var. İstihbarat anlamında elimizi iyice güçlendirecek. Yani kısaca söylersek Türkiye uzay çalışmaları konusunda artık çok hızlı ilerlemeye başladı. Bugün konumuz olan Türksat-5 ve bu sürecin meyvelerinden bir. Biriydi. En önemli meyvelerini de 6A ve İmece ile önümüzdeki yıl göreceğiz. Bu ülke dünya mazlumlarının umudu olan bir ülke. O yüzden her alanda güçlü olması çok önemli. Hele ki yeni çağın hakimiyet alanı olan uzaydaki varlığımız çok büyük önem taşıyor. Bu alanda belli bir noktaya geldik şükür ama daha çok uzun bir yolumuz var. İnşallah o yolları ve engelleri de hızla aşar ve uzayın hakimi biz oluruz yakın zamanda. Allah'a emanet olun.